Evet, yeni bir günün konuğuna hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkürler efendim. Bugün Felahiye ilçesini konuşacağız. Felahiye ilçesinde yapılan yatırımları, Felahiye ilçesini tanıyacağız. Mahallelerini tanıyacağız. Sağlık, spor, birçok alanda Felahiye'de neler oluyor? Sayın Başkan'la onu konuşacağız. Sayın Başkan, sohbetimize başlamadan önce isterseniz sizi kısaca bir tanıyalım. Efendim öncelikle ekranın başında bulunan tüm seyircilerimizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyoruz. Yakın zamanda geçirmiş olduğumuz Kurban Bayramlarını da tebrik ediyorum. Vural Coşkun 1964 doğumlu, Küçük Taraman doğumluyum. Evet. Esnaf ve çiftçilikle uğraşıyordum. Evliyim, 6 çocuk babasıyım. Evet. 30 Mart seçimlerde vatandaşımızın teveccühüyle 1,5 yıldır da belediye başkanlığı görevini yapmaktayım. Bizler göreve geldik. Vatandaşı tercihiyle vatandaşımızın bu tercihini boşa çıkartmamak adına elimizden gelen çaba ve gayretlerimizi sarf ediyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Felahiye ilçesini tanımak istiyoruz. Sizin ağzınızdan Felahiye'mizi dinlemek istiyoruz. Dünyanın dört bir yanında izleyen gurbetçilerimiz var. Kayseri dışında hemşerilerimiz var. Mutlaka onlar da Felahiye'yi merak ediyordur. Kayseri'nin 16 ilçesi var. Güzide ilçelerden bir tanesi de Felahiye. Felahiye Kayseri'ye kaç kilometre? Ne zaman belediye oldu? Felahiye ilçemizin nüfusu kaç? Tarihçesi nedir? Bu tür konularda bilgilendirirseniz seviniriz. Evet efendim. Felahiye'miz Kayseri'mizin 16 ilçesinden bir tanesi. Kayseri'mizin kuzeyinde bulunan, şehre 60 kilometre uzaklıkta olan, 413 kilometre kare büyüklüğünde olan, 1350 rakıma ulaşan şirin, sakin bir ilçemiz. Nüfusumuz 6500 civarında nüfusu var. Evet. Felahiye'miz 1926'ya kadar Yozgat'a bağlı iken sonrasında 1926'da Güneşli'nin Mancus'un bucağına bağlı bir nahiye olarak şey yaptı, devam ettirdi. 1952'de belediye, 1957'de ilçe oldu. Felahiye olarak ilçe oldu. Felahiye'miz tarım, hayvancılık ve artı buna ilaveten yurt dışında çalışan gurbetçilerimizin katkısıyla geçimini sağlayan bir ilçemizdir. Felahiye'miz hem turistik geçmişteki tarihi eserlere sahip olan, hem tarımda geçimini sağlayan şirin, yeşil, ferah bir ilçemizdir. Peki kaç tane mahallesi var? Bu mahallelerin nüfusları ne düzeyde? Efendim, İnternet yasasıyla birlikte köylerimiz mahalleye dönüşünce daha öncesinden 9 köy, 2 belde, 1 ilçe merkezi vardı. Şu anda bunlar tamamı mahalleye dönüştüğü için 15 tane mahallemiz var. 4 ilçe merkezinde olmak üzere en büyük mahallemiz Büyük Toraman mahallemiz. 1550 civarında nüfusu var. Sonra Karapınar mahallemiz 1530 civarında. Felahiye merkezimizde 1650 civarında nüfusa sahip 4 mahallenin toplamı. Bunun yanında İsa Bey mahallemiz, Kuruhüyük mahallemiz, Kerpiç, Darlı, Menteşe, Acırlı, Alabaş, Alpaslan diye sonrasında değiştirdik. Silahtar mahallemiz mevcuttur. 15 toplamda 15 mahallemiz var efendim. Şimdi Felahiye denince akla ilk gurbetçilere geliyor. Bayağı var mı gurbetçiler? Hangi ülkelerde bulunuyorlar? Evet, genellikle aralıkta olan Karapınar, Büyük Toraman, Karaşık, İsa Bey, diğer mahallelerimiz de gurbetçilerimiz yoğun ama özellikle Karapınar, Büyük Toraman, Karaşık mahallemizde gurbetçilerimiz çok. Bunlar Avrupa'nın Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa gibi diğer ülkelerde var ama yoğunlukta Hollanda ve Belçika, Almanya'da fazla gurbetçimiz var.
Gurbetçilerimizin yaz dönemlerinde baharla birlikte dönüşüyle sezon sonuna kadar 3 aylık dönem içerisinde demin bahsetmiştik 6500 civarında nüfusumuz var demiştik ama bu gurbetçilerimizin dönüşüyle 20.000 civarında bir nüfusa hizmet etmekteyiz yaz sezonlarında. Oraya taşınmışlar yani hani 15.000 kişilik bir bölüm işte Belçika, Hollanda, Almanya'ya oraya gitmişler. Bu oraya akın nasıl başlamış? 1960'lı yıllarda Almanya, Hollanda, Belçika gibi bu ülkelerin yurt dışlarından işçi temininden dolayı kimleri istek üzerine, kimleri turist olarak giderek orada işçi olma imkanı bulmuşlar. Sonra yakınlarını evlilikle veya ailelerinin nakliyle birlikte bu ülkelere nüfuslarını kaydırmışlar. Buralarda çalışmışlar, ekmek parası kazanmak için ülkelerini terk edip diğer ülkelerde hizmet etmişler. Şu anda bu yatırımcılarımız ilçemize her türlü katkıyı sağlamaktadırlar. Yakınlarına maddi manevi katkı sağlıyorlar. İnşaat yaparak esnaflarımıza gelir sağlıyorlar. Bu şekilde ülkemizin de çalışan insanlarımız da var. 1989 yılında ilçe nüfusu 26.400 ama şu an 6.400. Yani hem yurt dışında hem de yurt içinde şehirlerde yerleşen gurbetçilerimiz var, vatandaşlarımız var. Aslında felaket 6.500 gibi gözükse de normalde 40.000, 45.000 civarında bir nüfusa sahip yani. Başkanım sizin ailede var mı gurbetçi? Kaç kişi, hangi ülkelerdeler? Evet, benim ailemde de gurbetçilerimiz var. Kız kardeşlerim, abim, amcalarım, Hollanda'da, Almanya'da, Belçika'da amcalarım var. Bizim aileden de, diğer aileler gibi bizim ailelerde de gurbette çalışan insanlarımız var, yakınlarımız var. Peki hangi Hollanda'da örneğin, hangi semti yurt edinmişler, bayağı var mı, nüfus kalabalık? Evet, Kalapınar'ımız genelde Hollanda'nın Dordrecht şehrinde yoğunlaştı. Diğer şehirlerde de Rotterdam, Amsterdam gibi şehirlerde de gurbetçilerimiz var ama yoğunlukta Dordrecht şehrinde yoğunluğu var. Bir kez ziyarete gittim yurt dışı için. Evet. Burada da çok yoğun da nüfusun Dordrecht şehrinin yani katkı yapacak ileri seviyede nüfusuna katkı yapacak şekilde yerleşmişler Kayapınarlılar özellikle. Büyük Tramon'da, Almanya'da, Münih'te yoğunlukta. Her şehirde var ama yoğunlukta Dordrecht, Münih, Amsterdam, Rotterdam gibi şehirlerde ağırlıkta. Gurbetleri siz tanım imkanı biliyor musunuz yoksa onlar sizi arıyorlar başkanım ben işte felahiyeliyim. Sizi tanıyorum gibi aranızda sohbet, diyalog geçiyor mu? Evet efendim, biz zaten birebir ben doğumumdan şu an itibariyle kadar orada hem çiftçilik hem esnaflıkla meşgul olduğum için yaşayan mahallelerimizdeki insanlar veya gurbetteki insanlarımızın %80-%90'ını birebir tanırım. Onlar da beni tanırlar işimiz itibariyle. Biz onlarla her zaman iç içeyiz. Düğünlerinde, nişanlarında, cenazelerinde, iyi ve kötü günlerinde her zaman beraberiz, tanırız. Peki bir ekonomik canlanma oluyor mu gurbetçiler geldiği zaman? Evet efendim. Hem esnafımızda hem orada yerleşen vatandaşlarımıza çok ciddi, daha öncesinde de bahsetmiştim, çok ciddi şekilde katkıları var. Bu Kurban Bayramı'nda Kayseriler Derneği'nden getirilip her yıl düzenli bir şekilde 30-40 tane kurban, küçükbaş kurbanları ihtiyaç sahiplerine oradaki yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımız buraya gönderirler. Buradaki ihtiyaç sahibi insanlarımız, aileler burada kurbanlarını onların adına keserler. Hem bu tür yardımları hem diğer erzak olarak yiyeyim her türlü destekleri verirler. Sağ olsunlar. Buradan da sizlerin aracılığıyla tüm gurbetçilerimizi bir kez daha selam sevgilerimi gönderiyorum. Peki felahiye eski bir tarihi var. 1926 dediniz galiba. Evet. İsmi nereden geliyor felahiye ismi? Felahiye ismi Ferah
feraha ermiş kelimesinden gelir. Daha önceki ismi Rum din, Rum diyarı diye bilinen. Sonrasında Cumhuriyet döneminde kurtuluşa ermek, ferah kelimesinden geliyor felahiyemiz. Peki dediniz ki Feraye ilçesinde tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor genelde. Tarım olarak hangi ürünler bulunuyor? Hayvancılık olarak hangi besin malları var? Evet efendim, tarım olarak daha önceleri kuru tarım, kıraç arazide yapılan tarımlardı ama son yıllarda AK Parti iktidarının ve daha önceki ANAP dönemindeki yapılan göletler var. Hükümetler zamanında yapılan göletlerimiz var. Şu anda AK Parti döneminde yapılan, hükümeti zamanında yapılan Karapınar, ki 7000 dekarlık bir alanın kendi cazibesiyle sulama imkanına kavuştu. Bu ilçemizin gelişmesinde, kalkınmasında ailelerin bütçelerine çok ciddi manada katkı sağladı. Çünkü yakıt yakmadan, herhangi bir masraf etmeden sulama imkanına kavuşuyorsunuz. 7000 dekar hem ürün iki katına çıkıyor, artış yapıyor, iki kat artış yapıyor. Hem de her yıl ekilme imkanı doğuyor. Çünkü kıraç arazide bir yıl madas yapılır, bir yıl ekim yapılır. Ama sulu tarımda her yıl ekim yapılır. Hatta yılda iki tür üründe ekimde yapılabilme imkanına kavuştuğu için, bu konuda çok ciddi bir katkı sağladığı için hükümetimize buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. İlçem adına, şahsım adına. Artı Kayakınlar göletimizden sonra Darlı göletimiz var. Darlı mahallemizin, Kerpiş mahallemizin, Kuruyük mahallemizin yararlandığı bir sulama göletimiz var. Yine Kerpiş göleti dediğimiz Tozlu'da bulunan bir göletimiz var. Buradan yine hem Kerpiş mahallemiz hem Yozgat'a bağlı olan Yazıkışla köyü bu sulu tarımdan, sulama imkanından yararlanmakta. Şu anda da bitme aşamasına gelen yine Kerpiş'te bir göletimiz var. Su tutumuna başlamak noktasında kanalları falan tamamen bitti, dolgusu falan bitti. Burası da yaklaşık bir 600 dekar gibi bir araziyi sulayacak. Bunlar çiftçiler için çok ciddi manada bir destek. Çünkü mazot olmadan, masrafı yapmadan tarıma büyük katkı sağlayıp ailenin bütçesine büyük katkı sağlayan bir yatırım var. Bunlar için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Peki araziniz tarıma elverişli. Ne yetişiyor? Buğday, arpa, mısır? Evet efendim. Daha öncesinde kuru tarım olarak biz nohut, mercimek ve de buğday, arpa gibi ürünler ekerken, şu anda şeker pancarı, ayçiçeği, fasulye, mısır, silajlık mısır, bunların her türlü sulu tarımda yapılan her tür bitkileri ekmekteyiz şu anda. Bu da işte insanlara ciddi manada şey sağlıyor, katkı sağlıyor. Sulu tarım çiftçi için hayattır. Peki sizin çok güzel üzümleriniz olduğunu duydum. Özellikle Silahtar bölgesinde. Evet efendim, Silahtar mahallemiz üzümüyle meşhurdur yöremizde. Silahtar üzümünden çok kaliteli pekmez olur. Kabuğu ince olduğu için lezzet ve tat damağa yapışır şekilde bir tat verir. Buna yönelik de yıllardır düzenlediğimiz Silahtar Üzüm Festivali şenliğimiz vardı ama bu yılda şehitlerimiz anısına bu festivalimizi yapmadık. Buradan da yurdumuzun çeşitli yörelerinde şehit olan güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize de başsağlığı diliyoruz. Üzüm denince pekmez kaynatmak tabii akla geliyor. Pekmez kaynatır mısınız başkanım? Evet efendim. Bizim yöremizde daha önceler çok sık yapılırdı. Her mahallemizde, Kerpiş'te, Kuruyük'te, Darlı'da, fakat insanların işte ilçelerden göçten dolayı genç insanların, nüfusların şehre göç etmesi, bunların çeşitli sebepleri var. Sadece işe bağlamamak lazım, iş imkanına bağlamamak lazım. Durumu iyi olan, ekonomik durumu iyi olan aileler daha iyi eğitim alalım, çocuklarını daha iyi eğitim aldırmak için, kendileri sağlıktan daha fazla yararlanmak için, ailelerini daha rahat ettirebilmeleri için durumu iyi olan aileler şehre göç ediyor. Diğer taraftan öğrenciler eğitim amaçlı göç ediyor. Diğer taraftan
eğitim yapmayan gençlerimiz iş imkanı için şehre göç edince bizim gibi küçük ilçelerde sürekli göç oluyor. Ama biz inşallah buna yönelik bir projemiz var. Bizim ilçemizin kurtuluşu, bizim ilçemizin gelişmesi açısından önemli olan 50 yıldır hep bahsedilip de bir türlü hayata gerçekleştirilmeyen bir Göğdere şeyimiz var, hikayemiz var. Bu hikayeyi biz inşallah başta hükümetimiz, sonrasında büyükşehirimiz ve tüm yetkililerle bu hikayeyi gerçeğe dönüştüreceğiz. Göğdere yolumuzu, Göğdere yolumuz 38-40 kilometre civarına düşüyor. 60 kilometrelik bir mesafe. Burada 20 kilometre gidiş, 20 kilometre geliş, 40 kilometre çok ciddi manada bir kısalma olacak. Bu bize neyi sağlayacak? İlçede kalıp ilde eğitim yapmayı, gençlerimizin eğitimini sürdürmesini sağlayacak. İlçede kalıp sağlıktan yararlanma konusunda faydalanmasını sağlayacak. İlçede kalıp şehirde alışverişe gelme imkanını bulacak. Ama şehirde, ilçemizde kalmasını sağlayacak bu yolun kısalması. Efendim, bu yol çok eski olduğunu söylediniz. Bir türlü hayata geçiremediğini söylediniz. Neden hayata geçiremiyor? Orada bir arazi sorunu mu var? Efendim, burası daha öncesinden büyüklerimizin, dedelerimizin, ebelerimizin affedersiniz, hayvanlarla kullandığı, yaşımı sağladığı en kısa, en kestirme yol. Burası bir tarla, arazi yolu. Karayolu ağına bağlanmadığı için, herhangi bir buna yönelik çalışma olmadığı için biraz yükseklikten dolayı o imkanlarda o yoldan gitmek çok da kolay olmamış. Ama hayvanlarla gidiş geliş yapılmış. Şu anda araçlarla biraz yükseklik var ama yıllar itibariyle hep düşünülmüş, her gelen siyasetçiler söz vermiş. Biz burayı halledeceğiz, bizi seçerseniz biz yapacağız diye söz verilmiş ama inşallah bu bizim dönemimizde projelendirdi. Şu anda proje çalışması, müteahhiti belli, proje çalışması devam ediyor. 2016'nın 6. ayı gibi bir zamanda proje teslim tarihi var. Sonrasında burayı programı aldırıp, yatırıma aldırıp, kamulaştırmasını yapıp, bir an önce ihalesini yapıp biz burayı görevim süresi içerisinde bu yolun faaliyete geçmesi, en azından başlamasını sağlayarak biz burada bir çığır açmış olacağız. Bu da bizim belediyemize, bizim hükümetimize nasip olacak inşallah. Buradan tüm yetkililere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu konuda emeğe geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. İnşallah AK Parti döneminde verilen sözlerin teker teker gerçekleştiriliyor. Biz buna şahidik. Büyükşehir Belediye'mizde başta belediye başkanımız ve tüm yetkilileri, tüm elemanlarıyla birlikte bize katkıları çok büyük. Biz buradan bir kez daha hem belediye başkanımıza hem ekibine teşekkür ediyoruz efendim. Peki bu yolla ilgili bir dosya sundunuz mu Sayın Mustafa Çelik Başkan'a? Evet efendim. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Haseki Başkanımız döneminde Haseki Başkanımızın ve Çelik Başkanımızın çok ciddi manada bu konuda desteği var. Gerçekleştireceğini söylüyorlar. Haseki Başkanım da bu konuda söz verdi. Neyin sözünü verdiysek gerçekleştirdik. Felaye'de bu Göğdere yolunun sözünü verdik. İnşallah bu dönem içerisinde bu yolun yapılmasını, yapımına başlanmasını gerçekleştireceğiz diye söz verdi. Ben güveniyorum, inanıyorum. Bu yol projesi yapıldı zaten. Şu anda proje çalışması da devam ediyor. Peki efendim, projelere girmişken siz belediye başkanı seçildikten sonra yaklaşık 1,5 yıllık bir dönem geride kaldı. Bu dönem içerisinde Sayın Başkan, koltuğa oturdunuz. İlk ne gördünüz? Belediyenin borcu var mı? Hangi projeleri hayata geçireceksiniz? Kafanızdaki felahi oluşmaya başladı mı? Evet efendim, biz vatandaşlarımız bu göreve layık gördüler. Biz bir buçuk yıldır bu görevi başındayız. Öncelikle biz göreve geldiğimizde bizden önceki yönetimden hem şahıs hem kurumlara olan borçları vardı. Bu da yaklaşık olarak 3 milyon TL civarında, 3 milyon 200 bin lira civarında bir belediyemizin borcu vardı. Bunların yaklaşık 800 bin lirası Büyük Toraman'dan, 200 bin lirası Kayapınar Belediye'mizden, Felahiye Belediye'mizden de hem şahıs ve hem kurumlara olan borçlarla birlikte 3 milyon 200 bin lira gibi bir borç devraldık. Biz hem 1,5 yıllık dönemimizdeki yaptığımız harcamaların
kendimize ait olan dönemdeki yapılan harcamalardan bir kuruş, bir TL, hiçbir şahıs, kurum ve şirketlere, hiç kimseye bir borcumuz yok. Geçmiş dönemde de yaklaşık 850 bin lira gibi bir ödemeleri gerçekleştirdik. İmkanlarımız dahilinde de bu ödemeleri de yapmaya devam ediyoruz. Ama biz göreve geldiğimiz ilk işimiz hizmet binamız oldu. Belediye hizmet binası 1986-87 yıllarında tamamlanmış ama bir kez dahi içerisinde boya, badana, tadilat gibi hiçbir çalışma yapılmamış ve Felahiye'ye yakışmıyordu. Felahiye yakışır bir hizmet binası, çatısından tutun merdivenlerine kadar, pencerelerinden tutun kapılarına kadar her serviste, her kısımda Felahiye'ye yakışır bir hizmet binası, belediye hizmet binası haline dönüştürdük. Vatandaşlarımız da zaman zaman her türlü partiden insanlar belediyemizde işleri düştüğünde, geldiğinde gördüğünce hayret içinde kalıyorlar. Bize teşekkür etmeden de gitmiyorlar. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Felahiye'nin belediyesinin Felahiye'ye yakışır bir belediye haline getirdik. Hizmetlerimiz devam etti. Hem Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaptığımız hizmetler, hem Felahiye Belediyesi olarak yaptığımız hizmetler. Bunlar kısaca, biz bütün cadde ve sokaklarda şu an itibariyle 1,5 yıl olmasına rağmen 110 bin metrekare kilitli parke taş çalışması yaparak vatandaşlarımızı çamurdan, çaylaktan kurtarmaya gayret ediyoruz. İnşallah görevimiz süresi içerisinde de bir metre yer bırakmadan yapmayı hedefliyoruz. Yine çevre temizliğine önem verdik. Tüm mahallelerimize çöp konteynerleri yerleştirerek hem Çevre Bakanlığı'ndan hem kendi imkanlarımızla 800 adet temin ederek ihtiyaç olan yerlere yerleştirdik. Düzenli şekilde de her mahallemizin çöp şeylerini alımına devam ettiriyoruz. Evet, yine belediye araçlarımız muayenesi, sigortası ve bakıma muhtaç bir durumdaydı. Çok harap, bitik durumdaydı. Biz bunların tamamını ciddi rakamlar harcayarak bakım, onarım ve artı araç ilave ederek biz belediye hizmetlerimize devam ediyoruz. Hem kendi belediye hizmetlerimizi yapıyoruz. Bizim yöremizde çok inşaatçı olmadığı için vatandaşların da kepçe, kamyon, otobüs gibi ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Peki başkanım, mutlaka çok büyük projelerle Büyükşehir Belediyesi Felahiye'ye önem veriyor. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin internet yasasından sonra Felahiye üzerinde ne kadar projesi var? Bu projelerin yüzde kaçı gerçekleşti? Evet, Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yaptığımız projelerin başında her ilçeye yapıldığı gibi bizim ilçemizde de Kadın ve Gençlik Kültür Merkezi. Bu Gençlik Kültür Merkezi içerisinde işte kaymak kursu gibi, meslek edindirme kursu gibi kurslar verilmesi üzerine sınıflarımız var. Gençlere ve yönelik internet kafeler var. Hem bayanların, erkeklerin kullanabileceği yüzme havuzu var. Sonra üst kısmında tamamen 1200 metrekareyi kapsayan ilçemizin şu ana kadar sahip olamadığı bir düğün salonuna bulunmakta Kadın ve Gençlik Merkezi'nde. Sonra semt pazarları yaptık büyük şehrimizle birlikte. Kayapınar, Büyük Toraman ve Felahiye merkezimizde kapalı semt pazarı yaptık. Hem esnaflarımızın hem de alışveriş yapan vatandaşlarımızın yağışlardan, sıcaklardan korunması açısından, daha sağlıklı bir alışveriş yapmaları açısından şu anda %80 bitme aşamasında bunlar. Evet. Yine gençlerimize yönelik Kayapınar'da, Büyük Toraman'da, bir de Felahiye merkezde mevcut olan halı sahayı yeniledik. Diğer yerlerde Kayapınar'da, Büyük Toraman'da sıfırdan yaptık. Ama Felahiye'deki olan hem çimlenmesini hem ağanın filesini tekrar aldık, yeniledik. Yine kapalı spor salonu yapıldı. Bu hükümet tarafından bizim zamanımızda başlayıp şu anda da bitti. Tüm şeylerimiz, araç gereçlerini temin ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. 1986 yılında yapılan bir
İlçemizde futbol sahası var, toprak zemini olan, türbünü olan. Fakat 86'dan bu yana herhangi bir bakım yapılmadığı için biz müracaatlarımızı yaparak çim saha ve türbün bakımlarının yapılması için biz 1 milyon TL gibi bir ödenek ayrıldı. İhalesi de yapıldı. Şu anda Mayıs ayı itibariyle de teslim edilecek. Yine meydan düzenlememizi yaptık Büyükşehir Belediye'mizle birlikte. Hem meydan düzenlemesinde kaldırımlarımızı, cadde ve sokaklarımızdaki sıcak asfaltla kaplamasını tamamladık. Kafesini, lavabosunu, her türlü ağaçlandırmasını kamelyalarıyla birlikte %95 oranında meydan düzenlemesi bitti. Buradan bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bayramdan öncesinde de sıcak asfaltla 2 kilometreye yakın sıcak asfalt kaplamasıyla da biz vatandaşlarımızı, esnaflarımızı tozdan, topraktan, çamurdan kurtarmış oldu. Bize de bayram hediyesi olmuş oldu. Cadde sokaklarımızda yine Büyükşehir Belediye'mizle yaptığımız müşterek olarak yapılan kilitli parke çalışması var. Mahallelerimizde yine İsa Bey Felahi arasındaki yolun asfaltlanması yapıldı. İsa Bey Kuruyuk arasındaki 8 kilometrelik yolun asfaltlanması bir şehir tarafımızdan yapıldı. Kerpiç Darlı yol ayrımına olan kısmı 4 kilometrelik bir mesafede asfaltlama çalışması yapıldı. Alabaş Aladaylı arasındaki yol 3,5 kilometrelik kısımda yol çalışması yapıldı. Yine Büyük Turaman Elçi arasındaki 6 kilometrelik kısımda yol çalışması yapıldı. Acırlı Yazıkış'la Yozgat'a bağlı olan kısımda zemin iyileştirilmesi ve kumlama çalışmaları yapıldı. Büyükşehirimiz ciddi manada bize yine Yamla Barajı'nın kenarında park ve mesire alanı yapımı devam etmektedir. Şu anda devam ediyor. Yine ilçe merkezimizde Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yaptığımız cenaze taziye ve Kur'an kursu ve lojman yapımımız son aşamasına geldi. Bizler de Felahiye Belediyesi olarak diğer mahallelerimizde cenaze taziye evleri yapmaya şu anda başladık. Bir iki mahallemizde başladık. Tamamında hedefimiz tamamında yapmak. Çünkü nüfusun %80'i ihtiyar olduğu için, insanlar şehre göç ettiği için ne kadar da şehirde yaşasalar da vefatlarında kendi topraklarına, doğduğu topraklara dönmeyi arzu ediyorlar. O yönde de geldiklerinde hazır bir mekanları olmadığı için, kurulu bir evleri, gezgahları olmadığı için gelen misafirleri, taziyede bulunacak misafirleri ağırlamakta sıkıntı çekiyorlar. Biz bu işi büyük, çok amaçlı salonlar yaparak hem cenaze taziye olarak hem burada bulunan insanlarda düğün, nişan, kına gecesi yapmalarına uygun bir mekanlar oluşturarak çok amaçlı salon olarak kullanmak için biz her mahallemize yerleştirmeyi düşünüyoruz. Bu tür şeyleri, cenaze taziyelerini yapmayı düşünüyoruz. Efendim o kadar çok hizmet saydınız ki 15 kalem var. Ya biraz şöyle düşündüğümüz zaman biraz Ferahiye ilçesi torpilli mi yoksa siz mi çalışıyorsunuz? Efendim daha öncesinde de biz şey yapmıştık, belirtmiştik, demiştik ki biz Felahiye'de yaşıyoruz. Felahiye'nin ihtiyaç eksikliklerini biliyoruz. Buna yönelik çalışmalarımız, tespitlerimiz var. Biz seçim öncesinde de 36 kalem Felahiye'nin ihtiyacı eksiği evet. diye belirledik. Fakat hiçbir meydanda biz bunların tamamını yapacağız, gerçekleştireceğiz, %100 bunların hepsini yapacağız diye kimseye böyle bir söz taahhütte bulunmadık. Ama bu 36 projenin yapılması için elimizden gelen gayretin üzerinde çaba sarf edeceğimizi her meydanda söyledik. Çok şükür buna yönelik de yaklaşık 19 tanesini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yani seçim evet. şeyimizde sürecimizde belirlediğimiz projelerden evet. 19 tanesini gerçekleştirmek üzereyiz. Bunlardan bir kısmında gerçekleştiremediğimiz şeyler var, projeler var. Olumsuz olarak dönen projeler var. Örneğin biz demiştik ki biz kilitli taş imalatı yaparak hem ilçemizin taşını temin edeceğiz hem de gençlerimize iş imkanı sunacağız demiştik ama kilitli taş imalatın
yapmaktan ziyade biz temininde çok büyük sıkıntılar çekmedik. Hem kendi imkanlarımızla hem büyük şehrin bize sunduğu imkanlarla istediğimiz kadar taş alma imkanını sağladık. Sonrasında TOKİ konutları demiştik. TOKİ konutları daha bizden önce de belediye bu konuda bir çalışma yapmış ama biraz hayali bir çalışma yapmış. 330 tane şey belirlemiş, ihtiyaç sahibi belirlemiş. Aynı kişiden çok fakir olmasına rağmen 4-5 tane şey var. Vatandaş aynı ailenin içerisinde bir kendine ait düzenli bir yer olmadığı halde böyle bir talepte bulunmuş. Sadece sayıyı yüksek tutabilmek için biz buradaki belirlenen şahısları, oradaki isimleri biz TOKİ'den alarak, müracaatı TOKİ'den alarak tek tek arattırdım ben memur arkadaşlarımıza. Sadece bunların içerisinde 33 tanesi ben evet TOKİ konutu istiyorum. Ben şimdi siz de yaparsanız o zaman da istiyorum. Şu anda siz de yaparsanız şu anda da ben bu şeye talibim diye döndü ama TOKİ konutları 100 kişinin altında TOKİ konut yapmıyor. Biz 100 sayısını bulamadığımız için TOKİ'den dolayı şu an gerçekleştiremedik. Üçüncüsü olan üniversite konusunda çabalarımız, gayretlerimiz devam ediyor. Daha öncesinde ilçemizde üniversite derneği kurulduydu, devam etmekteydi. Ama biz ziyaretlerimizde, üniversitemizde, ziyaretimizde bir meslek yüksek okul talebimiz olmuştu. Rektörümüz ve şey olarak dedi ki, şunu söyledi, yasa gereği 10.000'in altındaki ilçelere 2014'te çıkan bir şeye göre, eğitim yasasına göre 10.000'in altındaki ilçelere meslek yüksek okulu yapılmasına pek sıcak bakılmadığını, buna yönelik herhangi bir çalışma olmadığını bize belirtti ama biz yine de çabamız, gayretimizi devam ettireceğiz. O yönde de çalışmamızı sürdüreceğiz. Efendim biliyorsunuz 1 Kasım'da yeniden bir erken seçim var. Felahiye halkının teveccühü ne yönde? Hükümetin çalışmalarından Felahiye halkı memnun mu? Efendim işte 7 Haziran seçimlerinden sonra hükümet kurma çalışmaları, Türkiye'deki istikrarı, vatandaşlarımız ilçede yaşamalarına rağmen sosyal medyadan, görsel yayınlardan, her türlü basından takip ediyor. Takip ettiği için de şu anda AK Parti'nin çabasını, gayretlerini de görüyor. Hükümet kurulması için ne kadar gayret gösterdiğini de vatandaşımız takip ediyor. Şu anda ilçemizde de her yerde olduğu gibi ilçemizde de ben 7 Haziran'da MHP'ye verdim ama keşke vermeseydim, elim kırılsa da vermeseydim. Evet. İşte gel hükümet kuralım, koalisyon kuralım, yok kurmam. Gel şey yapalım, seçim hükümeti kuralım, kurmam. Bakan verin, vermem. Yani bu ne istenildiyse yok denildi. Vatandaş bunu takip ediyor. Takip ettiği için buradaki son zamanlar hükümet kurulmadığı için de dövizin, kurların yükselmesi de vatandaşı olumsuz şekilde etkiledi. İş adamlarımızı hem Kayseri merkezinde hem esnaflarımızı ciddi manada etkiledi. Bundan dolayı vatandaşlar çok tedirgin. Ondan şu izlenimimize göre, bizim gördüğümüze göre, izlediğimize göre vatandaş tek başına iktidara getirecek AK Parti'ye diye düşünüyoruz, inanıyoruz buna. CHP için de herhalde aynı şeyleri söylüyorlar. Evet efendim. CHP için de ayrılınca daha önce CHP vardı Felahiye Belediye Başkanı. Şimdi, aradaki farkı görmüş oldular. Evet efendim. Şimdi vatandaşlarımız CHP 10 yıl bizim belediyemizde görev yaptı arkadaşlarımız. Şu anda CHP'li arkadaşlarımız da hem Facebook, sosyal medyadan hem bizzat çıkarıp gelerek, belediyemize gelerek yaptığımız icraatlarımızı paylaştığımızda sosyal medyadan beğeniyorlar, yorum yapıyorlar. Hem de belediyemize bizzat gelerek teşekkür ediyorlar. Diyorlar işte 10 yıldır, 15 yıldır hiçbir hizmet, hiçbir yapılaşma yoktu Felahiye'de. Hiçbir hareket yoktu. Şu anda Felahiye şantiyesi gibi. Evet efendim. Dün esnaflarımızla da dolaştığımızda 3 tane çalışan şeyimiz var, lokantamız var. Evet. Öğlen saatlerinde gelindiği zaman yer bulunmuyor Felahiye gibi küçük bir yerde. Yani çoğunda da bakıldığı zaman %80 yabancı inşaatçılar, işte iş yapan insanlar burada her türlü hem lokantalarımıza, diğer esnaflarımıza, her esnafımıza yansıyor, her vatandaşımıza yansıyor. Vatandaşlarımız iyi yönde, olumlu yönde bize tepki veriyorlar, teşekkür ediyorlar caddede, sokakta geçerken bize hem hayırsever vatandaşlarımız,
Hem maddi hem manevi olarak destek veriyorlar. Ben buradan ilçeme bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah işlerini rast getirsin diyorum. Sizin çok da şenlikleriniz de oluyor ama bu sene sınavlar şenliklerinde şehitlerimiz dolayısıyla hatim okuttunuz, mevlüt okuttunuz, dua yaptınız. Neden ertelemiştiniz? Evet efendim, biz ikincisini yapacaktık bizim dönemimizde. İkincisini evet. gerçekleştirecektik. İkisi de daha öncesi Soma olayından evet. dolayı tam ona tesadüf etti. Göçükten dolayı, oradaki verdiğimiz şehitlerden dolayı. Bu evet. yılda yurdumuzun çeşitli yörelerinde son zamanlarında yapılan hain PKK'nın terör örgütünün yaptığı saldırılardan dolayı çeşitli yerlerde güvenlik güçlerimize, vatandaşlarımıza yapılan saldırılardan dolayı şehitlerimize biz mevlid okudalım, hatim yaptıralım, yemek verelim diyerek şey yaptık, böyle bir düzenleme yaptık. Katılım yine aynı şekilde daha fazlasıyla katılım oldu. Vatandaşlarımız buna çok da hem dışarıdaki sosyal medyadan olsun hem de vatandaşlarımızdan olsun buna yönelik bir tür yaptığımız programa teşekkür ettiler. Tabii içerisinde bir dönem Felayi'nin belediye, iki dönem Felayi'nin belediye başkanlığını yapan belediye başkanımız arkadaşımıza çıktı, dedi ki bu ülkede şehitler için 365 gün dua okutulur, hatim yapılır ama şehitler için şenlikler ertelenemez, kınıyorum diye de sosyal medyadan, Facebook'ten yazı yazdı. Biz de o tür insanları kınıyoruz. Biz şehitlere saygı göstermediği için. Biz bu ülkenin yıllarca bu vatanın bilinmemesi üzerine şehit veren tüm şehitlerimizi Allah'tan rahmetle anıyoruz. Ailelerine, milletimize sabırla diliyoruz efendim. Efendim tabii ki süremizin sonuna da yavaş yavaş geliyoruz. Geçtiğimiz yıl Felahiye'de ne kadar nikah işlemleri oldu? Kaç kişi doğdu? Kaç kişi Akın rahmetine kavuştu? Bununla ilgili de sizden bilgiler alabilir miyiz? Evet efendim, bu yıl itibariyle, 2015 yılı itibariyle 45 evet. Çiftimizi nikah işlemini gerçekleştirdik. Doğum olarak yeni doğan kardeşlerimizin ilçemizde doğum yapan, artı tabii şehir merkezinde doğum yapıp da kayıtlarda olmayan şeylerimiz de var. Doğum yapan ailelerimizin çocukları da var ama 32 evet. doğum, 27 Felahiye merkezi için söylüyoruz bu rakamı. 27 şey var, ölüm var. Fakat genel olarak, mahalli genel olarak 160'a yakın evet. Şeyimiz var. Cenazemiz var. Şehir dışında yaşayıp, ilçe dışında yaşayıp da cenazelerini evet. ilçemize defnettiğimiz. Şimdi nüfus artışına bakarsak 32 tane doğum, evet. 160'a tane cenaze. Yani bu tür şeylerimiz var. Vatandaşlarımız özellikle bulundukları, doğdukları yerlere defin edilmesi arzuları var. Onları biz gerçekleştiriyoruz. Her mümkün olduğumuz, müsait olduğumuz her ortamda, her cenazemize katılmaya çalışıyoruz. Onların acılarını paylaşmaya çalışıyoruz. Aynen. Mezar sayısı yeterli mi? Efendim 15 tane mahallemiz var ama 13 tane mezarlığımız var. Mezar yerlerimizde, bazı mahallelerimizde ihtiyaçlar vardı. Bu ihtiyaçlarımızı, talebimizi Büyükşehir'e bildirdik. Buna yönelik çalışmalar devam ediyor. Hazır mezarlar oluşturduk Büyükşehir'imizle birlikte yaptığımız. 500'e yakın hazır mezar yaptık. Bunlar Büyük Toraman, Kayapınar, Kerpiç, Felahiye, Beyler Mahallesi, Felahiye Cumhuriyet Mahallesi, Darlı Mahallemiz, Kuruhüyük Mahallemizde, diğer mahallelerimizde girme, mezarlıklara girme imkanımız olmadığı için, daha öncesinden defin işlerini düzenli şekilde yapmadıkları için yaygın bir şekilde olmuş. Oralarda yeni mezar yapma, araç gereçlerle yeni mezar yapma imkanı bulamadık. Onlar da ellerle yapmayı düşünüyoruz. İleride ihtiyaç olduğu bölgelerimizde. Bu yeni yaptığımız mezarlarımızdan vatandaşlarımıza hiçbir para talep etmeden tahsis ediyoruz, onlara veriyoruz. Ama daha öncesinden ben mezar almak istiyorum derse onu ücret karşılığında veriyoruz. Ama gününde vefat eden cenazelerimize herhangi bir ücret almadan defin işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Felahiye doğalgaz gelecek mi başkanım? Efendim bizde en çok vatandaşımızın da arzu ettiği konulardan bir tanesi de bu.
Ama yetkililerimiz biliyorsunuz ki bunları doğal gaz işini şirketler yaptığı için önce nüfusu yoğun olan, kalabalık olan yerlerden başladığı için inşallah önümüzdeki yıllarda gelmesini arzu ediyoruz. O konuda da yetkililerden talepte bulunuyoruz. Peki futbol takımı var mı Felahiye'nin? Evet efendim, daha öncesinde de kurulan Felahiye Belediye Spor diye futbol takımımız var. Ama son iki yıldır müsabakalara katılmamışlar. Biz bunların vizelerini ve oyuncuların spor aletlerini, araç gelişleri temin ederek belediyemizden tüm ihtiyaçlarını karşılayarak geçen yıl itibariyle biz bu yıl itibariyle turnuvaya katıldık. Bu turnuvada da amatörlükte de üçüncü olarak sonuçlandırdık. İnşallah önümüzdeki yıllarda bir üst tura çıkmak için elimizden gelen çabayı, gayreti sarf edeceğiz. Sahalar yapıyorsunuz galiba. Evet efendim. Sahamız daha önce bahsetmiştik. Gençlik Spor Bakanlığımıza müracaatımızdan dolayı 1 milyon TL gibi bir ödeme ayrıldı. Evet. Çim saha ve türbünlerde bakımlar yapılarak tekrardan gençlerimizin hizmetine kazandıracağız. Bu bitim tarihi de 5. ay olacak. 2016'nın 5. ayında müteahhitimiz teslim edecek. Ki Felahiye'nin mahallelerini geziyorsunuz, ilçe merkezine işte esnafı ziyaret ediyorsunuz. Esnafların sizden en çok talep ettiği nedir? Bizden esnaflarımızın en çok talep ettiği olay nüfus olayıydı. Evet. Nüfusu en azından orada tutabilmek. Evet. Biz de buna yönelik işte en büyük sohbetimizin başında da bahsettiğimiz gibi bize en çok canlılık kazandıran, hareketlendiren burada Göydere yolumuz olacak. Evet. İkincisi de biz yine Felahiye ve Çandır arasındaki yolun karayolu ağına bağlanması için biz karayolumuza müracaat ettik. Yetkililerimiz de bu konunun gerçekleşmesi için raporlarını tuttular. Önümüzdeki süreçte inşallah Ulaştırma Bakanlığımız da buna onay verirse Çandır Felahiye ağının karayolu ağına alınmasını sağlayacağız. Bu bize neyi kazandıracak? Bu güzergahta şu anda halen çalışmakta olan ama kısmen çalışmakta olan Çandır, Çayralan, Uzunlu, Sarıkaya, Sorgun gibi ilçelerin, Akdağ Madeni gibi ilçelerin Kayseri'ye gidiş gelişlerini ilçemiz güzergahından yapacak. Bu gelen geçen araçların %10'u ilçemizden ihtiyaçlarını veya ziyaret ederlerse esnafımıza bir canlılık, ilçemize bir canlılık getireceğini düşünüyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Başkanım, eğitim öğretim yılı dün başladı. Felahiye ilçemizde eğitim öğretimin durumu nedir? Öğretmen açığı var mı? Okul sayısı, derslik sayısı yeterli mi? Evet efendim. Buradan da eğitim camiamıza 2015-2016 yılın eğitiminin velilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize sağlık, sıhhat, başarı getirmesini temenni ediyorum. İlçemizde eğitim şu anda öğretmen açığımız yok. Son bilgilere göre açığın olmadığı bilgilerine ulaştık. Bir lisemiz var, yeni yapılan, bu yıl hizmete girecek. Hayırsever vatandaşımız tarafından yapılan bir lisemiz var. Hayırsever bir ismi efendim? Hayırsever ismi daha öncesinde bir dönem, dört dönem belediye başkanlığı yapan Hacı Ali Kesici, başkanımızın çok abisi. Güzel. Evet, buraya 800 bin lira gibi bir bağış yaparak %90 oranında okulun yapılmasını sağladı. Biz de belediye olarak okulumuzun çevre düzenlemesini, bahçe duvarlarını yaparak bunlara katkı sağladık. Yine İmam Hatip lisemizin etrafında çevre düzenlemesi yapılarak okulumuza katkı sağladık. Ulaşım konusunda da öğretmenlerimiz sürekli gidiş geliş yapmaktadır. %80'i gidiş geliş yapmaktadır. O konuda da bir sıkıntısı yoktur. Burada tayin çıkan öğretmen arkadaşlarımızın çekingesi, kuşkusu olmasın. Her türlü imkanları biz elimizden, belediye olarak da, vatandaş olarak da her türlü imkanları sunmaya hazırız biz. Ben çok keyifli bir sohbet oldu. Sohbetimizin sonunda neler eklemek istersiniz? Felahiye halkına mesajınız ne olacak? Efendim, buradan Felahiye halkımızı bir kez daha selamlıyorum. Şunları belirtmek istiyorum. Biz görevimiz süresi içerisinde inşallah Felahiye'ye hizmet etmek için
personellerimizle, ekibimizle birlikte elimizden gelen gayreti, çabayı sarf ediyoruz. Biraz vatandaşımızdan sabırlı olmasını istiyoruz. Bizlere inanmasını, bizlere güvenmesini istiyoruz. Bu konuda da zaten güven konusunda da biz tereddüdümüz yok. Daha önceki yaptığımız esnaflığımızdan, ailemizden, yaşantımızdan vatandaşlarımız biliyor. Ben buradan bir kez daha herkesi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Sizlere de efendim yaptığınız yayından dolayı teşekkür ediyorum. Bize konuk ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz efendim. Efendim her zaman bekleriz. Evet, konuğumuz Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun'du. Kendisine teşekkür ediyoruz. Felahiye ilçemizi tanıttık. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.